Herkese merhabalar, sizlerden yorumlar geldi. Hocam, Ramazan ayında nasıl ders çalışmalıyız? Bizler hem okul derslerimizde hem de ilerideki gireceğimiz üniversite sınavı için hazırlık yapan öğrencileriz. Ramazan ayında da vazgeçmek istemiyoruz. Netlerimizi, yazılı puanlarımızı, yazılı sonuçlarımızı yükseltmek istiyoruz dediniz. Bizler de sizler için mükemmel bir video hazırladık arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyoruz ki, Ramazan çalışma programımız hazır. Burada sizlerle paylaşacağız. Ama gerçekten Ramazan'da da, hocam Ramazan geldi artık yatarız demeyip, hocam hem Ramazan'da oruç tutup hem de nasıl çalışabiliriz diye, izleyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ileride çok başarılı öğrenciler olacaksınız. Neden? Bakın bunu biz üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle de paylaşıyoruz. Birincisi bunu yazılılar olarak da düşünebilirsiniz. Yani yazılılarda istediğiniz sonuçları elde edemiyor olabilirsiniz. Netler yükselmiyor olabilir. Kimyadan, fizikten, matematikten, tarihten, coğrafyadan, edebiyattan çalıştığınız halde, gayret gösterdiğiniz halde istediğiniz sonuçları tam olarak elde edemiyor olabilirsiniz. Çalışmaya devam edeceğiz. Beklediğiniz gibi değildir. Çalışmaya devam edeceğiz. Harika gidiyordur hocam. Harika notlarım. Yine çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü tutarlılık başarının anahtarı. Yani ileride sizler bu ülkenin geleceği olarak süper de gitse Beklediğiniz gibi gitmese de netleriniz yükselmese de çalışmaya devam ederseniz ileride sizi mükemmel başarılar bekliyor. Dolayısıyla Ramazan'da da çalışmaya devam ediyoruz. 10. sınıf Nisan programımız hazır. Ne yaparsan yap iyi yap demişler ya aynı şekilde ne yaparsan yapıp çalışmaya devam edeceğiz. Ve mükemmel bir şekilde başarılı insanlar olacağız inşallah. Şimdi buraya baktığımızda ara tatilimiz var. Tatilde zaten sürekli bir yatış olacak. Hayır tabii ki öyle olur mu? Tatilde de yine çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Netlerimizi başarımızı artıracağız. Bizler Tonguç Akademi 10. sınıf kanalı olarak. Nisan ayında da sizlere canlı yayınlarımıza, normal videolarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Kapılar açmaya devam edeceğiz ama içeriye çalışarak girecek olan sizlersiniz. Asma Tayar gerçekten değişik bir isim. Ee, Ramazan'da nasıl çalışılır videosu gelsin demiş. Dilara da aynı şekilde Nisan programı istemiş. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Birincisi Ramazan ayı büyük bir fırsat. Neden hocam? Ahiret için mi? <laughs> Tabii ki sadece ahiret için değil dünya için nevi bir fırsat. Neden? Çünkü Ramazan'da bazı arkadaşlar ya, ya açken çalışılmıyor deyip geri planda kalabilecekler. Ama sizler çalışarak gayret göstererek biraz daha netlerinizi, başarınızı, yazılı puanlarınızı yukarı çıkarabilirsiniz. Öncelikle Ramazan çalışma programımız okula giden öğrencilerimiz için veyahut okulu sabahtan olan öğrencilerimiz için hazırlandığını söyleyelim. Sabahtan okula giden arkadaşlar zaten iftardan sonra kadar çalışırlar. Sahurdan da okula gidince kadar uyurlar. Onların işi kolay. Gerçekten kolay. Yani çünkü onlar gündüz sabah erken kalkmak zorunda kalmıyorlar. Ee, ...gündüzü uyuyarak geçirebilirler yani daha doğrusu şey okul saatine kadar. Burada şunu söylemek istiyorum Ramazan çalışma programını göstermeden önce... ...aşken sen sensin. Nasıl yani hocam? Aşken sen sen değilsin diyorlar. Hayır, aşken sen sensin. Çünkü Ramazan'daki açlık farklı bir açlık. Yani sahurda kalkıp bir yemek yemişsin... E ...sonrasında herkes bir şekilde etrafındakilerde oruçluyorsa... ...bunu görebiliyorsun. Dolayısıyla ağır bir yemek yedikten sonra tokken uykun gelebilir... Ama aşken verimlilik artar, zihinsel fonksiyonlar artar. Bunu bilim insanları da söylemişler. Dolayısıyla oruç tutan arkadaşlar için söylüyorum. Ramazanda e, gündüz ders çalışmanız gerekiyorsa, yazınız varsa, "Aa aşken çalışamam" demenize gerek yok. Gerçekten gayret gösterdiğiniz, yapabildiğinizi göreceksiniz. Hatta biraz daha iyi olduğunu göreceksiniz. Şimdi Ramazan çalışma programımız net bir şekilde belli. Yazılısı olan arkadaşlar bunun tamamını uygulamalarını istiyorum. Eğer yazılısı yoksa burada bazı yerlerde de kendilerine boşluk verebilirler, tatil verebilirler. Okuldan döndük, saati değişebilir. Dinlendik, saati değişebilir. 16 değil, 17 olur. 17 değil, 18 olur. Fark etmez. İftardan önce ders çalışabilirsiniz arkadaşlar. Soru çözümü ya da tekrar yapabilirsiniz. Ama hocam başım dönüyor, kafam dönüyor diyen arkadaşları duyuyorum. Onlar dinlensinler yazılı varsa da dinlensinler. Eğer yok hocam ben duruyorum böyle boş boş duruyorum bir şey yok. İftara kadar zaman geçsin. Hem aynı zamanda zaten birazdan iftar var. Zaten yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman ben bu motivasyonla çalışırım diyorsanız burayı güzel güzel çalışarak değerlendirebilirsiniz. İftarda abanıyoruz salçaları, patatesleri, makarnaları, pilavları ve uyuyoruz. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. İftarda hafif güzel bir iftar yapıyoruz. Çünkü aralarda yine yiyebileceğiz zaten. Sıkıntı yok. 20-21 arası, 20-30-21 arası iftar saatlerine göre değişir. Biliyorsunuz Türkiye'nin en doğusu ile en basit arasında 76 dakika zaman farkı var. 26.45 doğum diyenleri. diyenlere. Şimdi burada bir mola ardından da 21 23, 45 arası ders çalışabiliriz. Yazılımız varsa bu süreyi biraz uzatabiliriz. Sonrası uyku. Güzel bir uyku. Sahurdan sonra da yine yazılımız varsa bir saatlik konu çalışması yapmak bizim için Ramazan'da ideal bir çalışma programı olacaktır arkadaşlar. Sonrası uyku ve okula gidiş diyebiliriz. Şimdi bizler Tomuç Akademi 10. Sınıf kanalı olarak sizlere canlı yayınlarımızla, videolarımızla bütün derslerde destek olmaya devam edeceğiz. Bu arada TET yolculuğuna giren arkadaşlar için her zaman söylediğimizi bir kez daha söylüyorum. Dil bilgisi için Türkçe'de mutlaka sayısalcılarda, sözelcilerde gramatik kitabımızdan faydalansınlar. Buradaki sorular son derece ideal, son derece adım adım sizlere gösteriyor. Yani mesela isimler konusu mu? Adım adım bunları gösteriyor. Konu anlatımlı şeklinde yani videoları Kareko okuttuğunuzda... bu sonun cevabı Ceyhan'dır. Hayır hayır anlatarak ilerliyoruz arkadaşlar. Kapsüller de veriyoruz. Dolayısıyla bu hem 10. sınıfta hem bu 11'de hem 12'de hem de üniversite sınavında size çok ciddi faydalı olabilecek bir kitap. Yine paragrafik kitabımız ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında, bursluluk sınavlarında, okul yazılarınızda sizlere de destek olabilecek efsanevi bir kitap. Türkiye derisi yapmış birçok öğrencimiz bunlardan faydalanıyor. Bunları neden gösteriyoruz? Şu andan itibaren TYT hazırlanmaya başlamış arkadaşlarımız için gerçekten ideal kitaplar olduğu için. Ve yine matematik ilk konuya baktığımızda da burada da arkadaşlar. Arkadaşlar matematiğin temel konuları biliyorsunuz 10. sınıfta da var. Yani hem 9'da hem 10'daki konular TYT'yi e, kapsıyor. Burada yine aynı mantıkla önce taktikler veriliyor, soru çözümleri var. Ardından da sizler için hazırlanmış özel kare çözümleriyle burada da başarıyı yakalayabiliyorsunuz. Üniversite sınavına şimdiden hazırlanan arkadaşlar için. Tekrar söylüyorum. Netler yükselmiyor, çalışmaya devam. Ramazan ayı geldi, çalışmaya devam. Beklediğim gibi değil, çalışmaya devam. Harika gidiyor, yine çalışmaya devam. Çünkü tutarlılık başarının anahtarı arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.